İklim değişikliği yakın zamanda çıkan, oluşan bir olay veya olaylar zinciri değil. Bunun geçmiş yıllara dair örnekleri var. Uzun zamandır bu iş takibimizde. Bu iş ve işlemler beşer yıllık dönemlerde eylem planı şeklinde yürütülmekte. Yeni bir eylem planımızı da 2023 yılında, 2027 yılını kapsayacak şekilde 5 yıllık olacak tarzda yürürlüğe koyduk ve de iş ve işlemlerimize bir koordinasyon halinde devam ediyoruz. Koordinasyonunu Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak biz Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yapıyoruz. İç ve dış paydaşlar olmak üzere çok sayıda ilgili kuruluşumuz var ki bunlar Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ve kurumumuzdaki yani bakanlığımızdaki ilgili tüm genel müdürlükleri sayabiliriz. Tabii olayın bir gerisini, öncesini söylemek biraz daha hoş olur diye düşünüyorum. Kuraklık iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesi. Bunun yanında doğal afetler, sel, su, don, yangın bunların hepsi iklim değişikliğinin birer çıktısı veyahut da sonuçları olarak karşımızda görebiliriz. Biz şu anda Tarım Bakanlığı olarak kuraklık deyince su, sulama verimliliği, suyun verimli kullanılması ve sulama randımanının artırılması hususlarında çalışıyoruz. Şöyle bir baktığımız vakit konumuz su, hedefimiz su. Etrafımıza baktığımız vakit suyun yaklaşık %70 veya %72 civarındaki bir miktarı tarım sektörü kullanıyor. Yani suyu verimli kullanma deyince biz tarım sektöründen başlamayı kendimize ilk hedef olarak koyduk. Tabii bunun yanında sanayi var, evsel var ve diğer tüketim kanallarını da sayabiliriz ama en büyük paya sahip olan tarım bu manada bizim için önemli. Yani %70'lik bir alandan ne kadar tasarruf edebiliyorsak bizim için amaç o şekilde gerçekleşmiş olur. Biraz da sayısal olarak kullanırsak, görüşürsek, ülkemizde kişi başı 1327 yani 1330 metreküp civarında yıllık su tüketimi var. Bu rakamı baz aldığımızda bizim ülke olarak su zengini bir ülke olmadığımız. Fakat suyu da kısıtlı kullanmadığımız takdirde gelecek dönemde su fakiri olacağımız bir ülke olacağımız anlamına da geliyor bu sözlerim. Şunu örneklerle açıklamamız gerekir. Bunu son dönemlerdeki yağışlarda en iyi hissediyoruz ve takip ediyoruz. Yağışlarımız düzensizleşmeye başladı. Toplamda yetersiz. Örnek veriyorum geçtiğimiz günlerde işte Adıyaman, Urfa hepimizin malumu depremden sonra yine bir afet derecesinde sel su baskınları meydana geldi. Yani orada bir ayda bir yılda yağacak yağmurun büyük bir kısmı bir günde yağışı şekline dönüştü. Tabii böyle bir yağışın da toprak tarafından absorbe edilmesi veyahut da uzaklaştırılması, taşınması hiç de mümkün olmayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada bizim almamız gereken önlemler var. İşte yapılaşma anlamında, planlama anlamında suyun kullanımına yönelik iş ve işlemleri daha etkili bir şekilde düşünmemiz ve planlamamız gerekiyor. Şimdi sulama dedik, tarım dedik. Örneğin son 20-30 yıllık döneme baktığımızda suyun ilerleyen vakitleri de hesaplandığında daha verimli kullanmaya çalıştığımızı görüyoruz. Ne demekti bu? Örneğin salma sulama yani vahşi sulamayı terk ettik. Şimdi basınçlı sulama sistemlerini kullanmak için elimizden gelen her türlü imkanı kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? 2007 yılından beri özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak DSİ'den hariç görüşüyorum. O farklı yatırımları, büyük yatırımları yapıyor. Biz de basınçlı sulama sistemlerinin gelişmesi için
tüm desteklerimizi veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Birincisi, belirli bir bütçe alıyoruz. Bunu %50 hibeli olarak kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bir diğeri de Ziraat Bankası kaynaklarından kredi sağlıyoruz. Bu kredi sağlamak nasıl oluyor? Siz uzun vadeli kredi alıyorsunuz. Herhangi bir faiz ödemeden bu sulama yatırımını yapıp bilahare ödemesini yapıyorsunuz. Tabii sulama deyince çeşitli sulama teknikleri de var. Sadece damla yağmurlama deyip de geçmemek lazım. Yer altından sızdırma şekliyle sulama şekilleri var. Tabii suyu dedik efektif kullanacağız dedik. Bunun için de suyu bir şekilde bir yerlerde bizim biriktirmemiz lazım. İşte bunlar yerüstü barajlar, göletler olabilir, yeraltı barajları olabilir ve de son zamanlarda söylem olarak da yeni bir uygulama, su hasadı iş ve işlemleri biraz daha yaygınlaşacaktır. Bununla ilgili olarak biz ne yapıyoruz? Bitkisel üretim anlamında konuşacak olursam öncelikle, kura dayanıklı çeşitler geliştiriyoruz. Ki burada hububat, baklagil sektörü veyahut da çeşitleri bizim için öne çıkıyor. Örneğin Konya havzası hepimiz biliyoruz. Tarım için önemli bir havza, geniş bir alan. Fakat buralarda yeraltı suyu kullanımı gayet yaygın. Ama biz takip ediyoruz ki son yıllarda yeraltı suyu daha derinlerden çıkmaya başladı. Hatta son zamanlarda görünür veyahut da bilindiği şekliyle obruklar veyahut da bunların diğer bir söylemiyle toprak yüzeyinde çökmeler, yani farklı bir afetin farklı bir versiyonu ortaya çıkmaya başladı. Buralarda biz daha az su tüketen, daha az veyahut da kuraklığa dayanıklı çeşitleri geliştirdik, geliştiriyoruz ve de bunları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzle beraber %75 hibeli olarak çiftçilerimizin kullanımına ve üretimlerini sağlamalarına imkan tanıyoruz. Tabii kuraklık dedik, bu sadece bizim ülkemizin bir sorunu değil, sonuç itibariyle topyekün mücadele edilmesi gereken bir alan olarak biz bunu algılamak zorundayız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da lansmanını yaptığı, Cumhurbaşkanlığında hanımefendinin, suyun verimli kullanılması uygulamaları var. Bu toplumun tüm katmanlarına yaygılanıp, yaygınlaştırılıp bir farkındalık oluşturulmak şekliyle bu faaliyetler yürütülüyor. Şu anda da olumlu ve de güzel yayılım gösterdiğini biz fark ediyoruz. Tabii bundan hariç bakanlığımız tüm desteklerini kuraklık, su kullanımı, verimlilik, suyun verimli kullanılması prensibine dayanan politikaları baz alarak desteklerini de bu yönde geliştirmeye gayret ediyor. Tabii su kullanımını sadece bitkisel üretim açısından değerlendirmek de tek başına yeterli olmayacaktır. Bir de bunun hayvancılık boyutu var. Keza belki çok fazla fark edemiyor olabiliriz ama özellikle hayvancılık işletmeleri ve bunlardan da büyükbaş hayvancılık işletmelerinin de dikkate değer miktarlarda su tüketiminin olduğu kesin. Yani yarın biz suyumuzu verimli kullanamazsak sadece bitkisel üretimle değil hayvansal üretimle de sıkıntıya düşeceğimiz açık bir görüntüdür. Yani bundan da kaçışın olmadığını ifade etmek istiyorum. Tabii devlet su işlerimiz bu manada önemli aksiyonlar alıyor. Şehir içme sularından hariç büyük sulama, gölet ve barajları tesis ediyor. Bunların bakımlarını yapıyor. Bunların icabında tamirlerini yapıyor. Ve de sulama sistemlerin, kanaletlerin bir an önce tamamlanması. Yani her sene belirli bir miktar, şu anda 8 milyon hektara yakın bir sulama kabiliyetine ulaştık. Bunun birkaç milyon, yani en az 2 milyon hektar daha artırılma kabiliyeti var. Bu da bir plan ve çalışma dahilinde yürütebilecek iş ve işlemler. Yani iklim değişikliği, su verimliliği, kuraklık ve kuraklıkla mücadele sadece bakanlığımızda değil, ülke çapında veyahut da küresel çapta topyekün mücadele edilecek bir alan olarak ifade etmek istiyorum. Bu manada da bu çalışmalarımıza başta Sayın Cumhurbaşkanımız,
ve Sayın Bakanımız ve diğer katkı veren kuruluşlar olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da başarılar diliyorum.